Evden Eve canlı yayınımızdan tüm Çorlu Cep TV takipçilerimize iyi akşamlar diliyorum. Arada Erkan Bey yapıyor, arada ben yapıyorum böyle Evden Eve canlı yayınlarımızı. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm takipçilerimize. Bugün Ramazan'ın ikinci günü, orucumuzu açtık hep birlikte. İnşallah güzel bir program yapacağız. Bugün konuğumuz daha önce birçok yayınımıza, aslında canlı yayınımıza konuk oldu. Biz ona ailemizin çevre mühendisi diyoruz. Ozan Deniz bu akşam konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Bu akşam hem çevreyi, hem iklim değişikliklerini, hem korona denilen bir illetle mücadele ediyoruz. Bunların hepsini konuşacağız. Nasılsınız, iyi misiniz diye girelim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Biz de evimizdeyiz. Karantina altındayız. Bütün ülke olarak. Siz de bugün Çorlu sokaklarında, caddelerinde izledim. Gerçekten zamanda yani Ocak ayında Çin'in Wuhan şehrinde gördüğümüz görüntüleri yani acaba bizde de olur mu diye düşünüyorduk ama şimdi bunu yaşayınca yani bazen diyorum bir rüyada mıyız, bazen diyorum bir filmin içinde miyiz ama alışmaya başladık. Yani inşallah bu süreçten bir an önce çıkarız. Ramazan sonunda tahminler var bununla ilgili düzeleceğine dair bazı grafikleri de takip ediyoruz. Onlardan da ayrıntılı bahsedeceğim daha sonraki süreçte. İnşallah yani Haziran'da böyle daha güzel, daha iyi bir şekilde gireceğiz. Tüm takipçilerimizin, tüm halkımızın Ramazan'ı da hayırlara vesile olsun. Herkesin orucu kabul olsun diliyorum. Ve ya devam ediyoruz bakalım. Evet, değerli takipçilerimiz, tabii programın başında söylemiştim. Biz haftanın iki günü kahve molası canlı yayınıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Ercan Bey'le birlikte. Ozan Bey de haftada bir gün mutlaka bize yazar, yeri gelir bağlanır telefonla. Hava durumuyla ilgili mutlaka paylaşımları olurdu. O bağlamda aslında siz onu tanıyorsunuz ama biz yine Ozan Deniz kimdir? Kısaca bir takipçilerimize tanıtalım. Ondan sonra da sorularım olacak tabii. Buyurun. 1978 Çorlu doğumluyum. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin ilk mezunlarındanız biz. Şöyle ki aslında şu an siyaset içerisinde sınıf arkadaşlarım var benim. Belki siz de bilmiyorsunuz. Geçen gün bağlantı yaptınız. CHP ilçe başkanı Özgür Ertaş sınıf arkadaşım. Ondan sonra Erkan Düzenli İYİ Parti ilçe başkanı sınıf arkadaşım. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Melih Yamaç sınıf arkadaşım, Erdeç Uzunçay Közköy Yüksek ve Seküsel Okulu Müdürü sınıf arkadaşım ve birçok mühendis, avukat arkadaşımızla beraber biz yani o ilk mezunlar olarak Çorlu'nun şu an iyi yerlerinde olmaya hizmet etmeye çalışıyoruz bu bölgeye. Tabii daha sonra lise bittikten sonra, Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne girdim. Daha sonra oradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Bilimleri Mühendisliğine yüksek lisans olarak tamamladım. Tabii bu süreçte çok değerli hocalarla çalışma fırsatımız oldu. Daha sonra doktora sürecine başladım. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümünde Halim Orta'yla, Profesör Doktor Halim Orta'yla beraber çalıştık. Geçen onun da programı vardı. Güzel bir programdı. Evet, Kendisinden de çok Ercan şeyler öğrendim. Bey, güzel Evet, bir program kendisinden de yaptı çok hocam. şeyler öğrendim. Bana hayatımda yani birçok yönde çok katkısı olmuştur kendisinin. Tabii bu bir yandan da Marmara Ereğlisi Belediyesi'nde 8 yıldır çevre mühendisi, temizlik işleri ve çevre koruma kontrol müdür vekili olarak çalışıyorum. Bu yayına katılmamda Sayın Başkanımız Hikmet Atan'ın da izni ve katkısı oldu tabii ki, desteği oldu. Kendisine de teşekkür ederim. Çünkü bizler bir kurumda çalışıyoruz ve izin almamız gerekiyor. Ve sizinle fırsatım olmuş oldu bu şekilde. Tabii Bu vesileyle Hikmet Ata Başkanıma da teşekkür edelim. İzin verdiği için sonuçta teşekkür. canlı yayına katılmak. Aynen, onun izni de oldu. Tabii ben orada bir yandan çalışırken biz haftanın 5 günü çalışmaya devam ediyoruz. Yani esnek çalışmayı sürecine hizmet sektöründe olduğumuz için bir süre kullanıp ara verdik. Şu an 5 gün çalışıyoruz. Temizlik işleri personelimiz özellikle bu karantina günlerinde, sokağa çıkma günleri, çıkma yasağı olduğu günlerde çok yoğun çalışıyor. Kendilerini de çalışanlarım olarak çok teşekkür ediyorum. Marmara İllisi'ni ben kendim olarak hani, temiz bir şekilde tutmaya elimizden geleni ve hijyen anlamında da her türlü çalışmayı yapmaya devam ediyoruz.
Evet, değerli takipçilerimizin mesajları var. Onları da okuyacağım zaman zaman ama Ozan Bey, tabii sizin bir grubunuz var. Havadan Doğadan grubu. Sosyal medyada 254.241 üye varmış. Bugün itibariyle ben Evet. baktım. Nasıl başladı bu grup? Nasıl bu kadar büyüdü? Sanıyorum bir İstanbul'dan çevre mühendisi bir arkadaşımız, İstanbul bölgesini, Trakya bölgesinde siz Evet, düzenliyorsunuz. O grupla ilgili biraz konuşalım. şöyle oldu. Tabii ben çocukluğumdan beri hava meteoroloji konularına çok ilgim var. Yani başını hatırlayamıyorum. Yani 4 yaşında, 5 yaşında bile hava olaylarına çok ilgim, bulutlara bakar, işte onların ansiklopedilerden türlerine bakmaya çalışırdım, sorardım. İşte ilkokulda hava gözlem kolu olmak için çaba gösterirdim. Herkes sınıf başkanı olmak isterken ben hava gözlem kolu olmak isterdim. Defterler tuttum böyle 10 yıl, 15 yıl, işte her günü tek tek yazarak. Yani böyle içinden gelen bir merakla beraber. Tabii uzun bir süre tek olduğumu sanıyordum. Yani çünkü internet yoktu. Ve hani bu konunun aslında böyle çok açma taraftarda değildim. Kendi içimde yaşıyordum. İşte yağmur yağınca, kar yağınca, değişik hava olayları olunca ben kendi içimde seviniyordum. Hatta utanıyordum yani bunu söylemeye. İşte hava işi, boş iş gibi böyle sohbetler hala bile olur. Ama daha sonra baktım ülkemizde de benim gibi birçok insan var. Böyle forumlar vardı. İnternetle beraber forumlar başladı. Orada da yazışmaya başladık bu arkadaşlarımızla. Daha sonra ben de kendime bir forum sitesi kurmak istedim aslında. Tam 2015 yılının sonuna doğruydu. Fakat ondan vazgeçip Facebook'ta da kendi sayfamda böyle tek tük hava tahminleri yazıyordum. O zamanlar 4-5 beğeni alan tahminlerdi bunlar. Dedim ki bir grup kurayım. Biraz araştırdım. Böyle bir kapalı grubumuz olsun. İşte en azından bu kayıtta kalsın yani. Amacım böyle büyük bir grup haline gelmek değildi ilk baştan. Sevdiğim birkaç arkadaşım, güvendiğim birkaç arkadaşımla beraber başladık. İlk zamanlar kendi sayfamdaki arkadaşlarımı aldım. Yani böyle 400-500'dü. Sonra bir olay oldu. Böyle içimde böyle bir hırslandım. Dedim ki ya Ozan, büyütelim bu grubu ve destek istemeye de başladım. Arkadaşlarımla konuştum. Zaten şimdi çok ilginç. Bunu bugün düşünürken aklıma geldi. Vaka sayısı gibi böyle bir şey bu yayılma olayı. Yani böyle bir kendi kendine seri şekilde ondan sonra mesela bir kişi 5 kişiye, 5 kişi 50 kişiye, 50 kişi 100 kişiye böyle bunu aktara aktara bir baktık 1000 kişi olduk. Birinci üyem de şu anki yöneticilerimden Lale Büyük Tuncay hanımefendidir. Kendisine de teşekkür ediyorum. Onu da zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Böyle dedik birinci üyemiz olsun derken 10 bin, 20 bin, hatta o dönemlerde sizinle tanıştık. Evet, Ve ben Havadan Doğadan grubuna üye olduğumda yaklaşık 10.000 civarındaydı evet, üye sayısı, yanlış hatırlamıyorsam. o civardaydı ve biz Evet. ilk programımızı 11 Ekim 2017'de yaptık. Onu da söyleyeyim. Evet. 2017 11 Ekim'de ilk programımızı yaptık. Tabii çok heyecanlı, çok güzeldi benim için sizlerle hem tanışmış olmak hem böyle bir programda fırsat bulmak takipçilerimize, Çorlu halka da bir şeyler anlatabilmek, hava tahminlerini verebilmek. Böyle hem televizyon, işte zaman zaman radyodan da radyodan da yayınlarımız oldu. Ve yani gerçekten bir karşılık almaya başladık ve grup 254 bin, 255 bin seviyelerine geldi. Yani artıyor. İnşallah daha da büyürüz. Yani böyle bir çok şey bir hedefim yok. Şu sayı olsun ama yani insanlar sevdikçe, beğendikçe birbirine aktarıyorlar. Ve güzel bir grup olmaya devam ediyoruz. Bu arada Havadan Doğadan grubunda bizi izleyen şu anda tüm takipçilerinize de sevgilerimizi iletelim. Çok güzel mesajlar da geliyor ama sorularımız çok. Hani soru şeklinde olan olursa zaten programdan sonra lütfen siz bakarsınız mutlaka mesajlara. Tabii hava tahminlerini neye göre yaptığınızı da merak ediyorum. Kaynağınız da, çünkü gerçekten ne söylerseniz aşağı yukarı birebir tutturuyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Kaynak olarak neyi kullanıyorsunuz? Ercan Bey'le de bir iddiamız vardı program bitmeden Var. saat 11'de yağmur başlayacak diye, tam bitti yağmur başlamıştı, o günleri de anmış olalım. Şimdi tabii ki çocukluktan gelen bir bölgesel bir tecrübe de var. Yani bir çiftçi nasıl köyünde bu tahminleri kendi kendine yapmaya çalışıyorsa, o bölgeye hakim olduğu için hava durumuna. Benim de tabii ki çok çok küçüklükten başladığım için Çorlu ve Trakya'ya bir hakimiyetim var.
Onun üzerine tabii ki internetle beraber, yani daha öncesinde barometreli saatlerimiz vardı, işte barometreli bunu çözmeye çalışırdık, işte rüzgar yönüyle, bulut yönüyle daha fiziksel görüntülerle çözmeye çalışıyorduk. Yani onun da tahmin yöntemleri var. Hatta böyle dalgası geçilir, işte parmak ıslatılır, böyle havaya doğru dikilir. İşte rüzgarın yönü ne taraftaysa, işte havanın durumu falan nasıl olacak tahminler yapılır. Böyle halk arasında da teknikler var ama internet geliştikten sonra modeller dediğimiz yaklaşık işte 360 saatlere kadar, yani 15 güne kadar çıktıları vardır. Bunların verileri vardır. Bu veriler belli dünyadaki bütün veriler toplanarak belli bir havuzda modeller, bunları matematiksel modeller çalıştırırlar ve sonuç olarak sunarlar. Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü bize bu kaynaklardan verileri alır. Oradaki bu işin uzman arkadaşlar, çalışanlar, memurlar işler ve bizim önümüze sunar. Biz de bu kaynağa ulaşıyoruz. Yani ben herhangi bir yerden, bir telefon programından, bir tahmin programından ya da Devlet Meteoroloji İşleri'nin genel müdürlüğünün verdiği tahminlere bakmıyorum. Yani onları teyit etmek için bakıyorum. Yani onlar ne demiş diye bakıyorum ama tahminlerimi tamamen 5-6 modelin çıktığı sonuçları inceleyerek, bu haritaları okuyarak, yani haritalar ve rakam ve değerleri ve grafikleri okuyarak, yorumlayarak yapıyorum. Kendi bölgemize de kanalize ediyorum. O şekilde sunuyorum ve bunu halk dilinde yapmaya çalışıyorum. Yani çok teknik bilgi verdiğim yani zamanlar oluyor. Bazen arkadaşlar diyor ki, benimle beraber bu düzeyde olan arkadaşlar, hani neden bu kadar basitçe anlatıyorsun, ama benim 250 bin kişilik grubumda halk var. Çok teknik anlamayan insanlar var. Zaman zaman o tekniğe kaçarsak anlaşılmaz. İşte anlaşılır bir şekilde böyle esprilerle biraz sohbet şeklinde bunları anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki büyük bir emek var. Şöyle emek var. Zaman harcamak gerekiyor buna. Ben bunu listelediğim zaman en az günde 2-2,5 saat toplandığı zaman bir süreç ediyor. Yani neredeyse mesainin yarısını işte kendi işimin öncesinde sabahleyin erken kalkarak, işte öğle arası ya da işte akşam üzeri, gece yarısı gibi zamanlarda modelleri inceleyerek, ayrıntılı olarak bakarak, okuyarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ve şu var, arkadaşlarım diyorlar ki bize de öğret. Hani tamam, haritalara bakıyorsun, nasıl oluyor? Ve sıkılınıyor. Yani bunu normal bir insan yapamaz. Yani gerçekten içten gelecek bir şekilde seveceksiniz. Yani gecenin yarısı kalkıp da telefonu işte hemen yandaki sehpadan alıp modele bakıp böyle 10 dakika uyumak gibi, böyle belki başka insanlara delilik gelecek şeyleri yapmak durumundayız ki bazı şeyleri kaçırmayalım. Çünkü hava tahminleri 6 saatlik, 3 saatlik süreçlerde değişebilen olaylar. Biz bile, yani Devlet Meteoroloji İşleri bile bunu kaçırarak bazen hata yapabiliyoruz. Çünkü çok hızlı değişiyor. Yani bir cephe hattı düşünün, 20 kilometre öte tarafında kar yağıyor, 20 kilometre bu tarafında 12-13 derecelik bir bahar havası var. Bunun biraz kaydığını düşündüğünüz zaman bir 30 kilometre tahmin inanılmaz şekilde değişebiliyor. Yani 1987 yılının 4 Mart'ında İstanbul için işte gündüz tahminlerinde bahar havası, 12-13 derecelik bir bahar havası varken, tüm tarihlerin, yani son 60 yılın en kuvvetli kış koşulları başlamıştı. Gece değiştirdiler onu saat 1 gibi ama 6 saatte bu yönü değişti. O zaman teknoloji tabii daha gerideydi. Şimdi bile olabiliyor. Bazen ben de yanılabiliyorum. Zaman zaman da eleştiri oluyor çiftçi arkadaşlarımız özellikle. Bana güveniyorlar tahminlerime. Ama onu, şunu da bilmeliler. Gerçekten kaotik bir ortam, atmosfer. Şu anki teknoloji buna tam olarak cevap vermiyor. Yani yarın mesela örneğin yağış ihtimali var biraz, ama yağmama ihtimali yağma ihtimalinden daha yüksek. Şimdi öyle bir durumdayız ki artık özellikle yaz döneminde yerel lokal yağışlar her an her yerde olabiliyor. Yani Kırklareli'nin bir köyünde çok hızlı bir yağış olabiliyor, diğer köyde hiçbir şey olmayabiliyor. Ya da Çorlu'nun Sağlık Mahallesi'nden geçiyor, emlak bölgesine değmiyor. Yani böyle durumlarda haksız oluyoruz. Geçen sene çok ilginç bir olay oldu. Yağış yok dedim. Yani Çorlu'da benim yaklaşık 55 bin üyem var. Yağış yok dedim. Yani olmayacaktı zaten. Yani çok sürprizdi. Sadece Çorlu şehrinin üzerinde bir bulut Çorlu'ya yağmur yağdırdı. Başka hiçbir yere yağmadı ve 50 bin kişiye ben bilememiş olarak sayıldım. Çünkü Evet. hiçbir tahminde böyle bir şey yokken başımıza bu gelmiş oluyor. Yani bunlar olabiliyor. Ama ben elimden geldiğince, yani bütün emeğimi hata yapmamak adına veriyorum ve inanın streste yaşıyorum. Yani bütün herkesle beraber, çiftçilerle beraber o tahmini tutması için stres yaşıyorum.
Bu arada tahminleriniz için tabii takipçilerden çok güzel mesajlar da var. Bu akşam yönetmen koltuğunda Ercan Bey var. Lütfen Ercan Bey bizim sponsorlarımıza da yer verirseniz alt kuşakta sevinirim. Tüm mesaj yazanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Size sevgilerini iletiyorlar. Biraz COVID-19 sürecinden de ben bahsetmek istiyorum. Siz baştan beri bunu takip ediyorsunuz. Hatta Ocak sonu gibi bizim kahve molası canlı yayınımızda 31 bunun Ocak. sinyallerini vermiştiniz aslında. Evet, 31 Ocak programıydı. Evet, Ocak sonu Yani gibi yanlış şöyle, hatırlamıyorsam. evet. Biraz COVID-19 sürecini sizden de dinleyelim. Siz nasıl korunuyorsunuz? Sizin de küçük bir evladınız var. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Önce şöyle anlatayım. Ben tabii ki hepimiz film izliyoruz. İşte hayatta belli endişelerimiz var. Hani bazı insanların böyle korkuları vardır kendiyle ilgili, kabusları vardır. Salgın hastalıklar da benim o korkularımdan biridir. Endişe duyduğum konulardan biridir ve takip ederim. Yani 2016'da da ayrıca böyle deprem konuları da aynı şekildedir. Böyle takip ederim. Dikkatimi çeker. Hemen ilk haber dikkatimi çeker. 10 Ocak'tı. Böyle bir sosyal medyada gezerken gizemli virüs Çin'de yayılmaya başladı. Büyük panik diye bir haberi okuduktan sonra incelemeye başladım. Ve gerçekten bir saat böyle birçok kaynağı, yabancı kaynağı gittikten sonra çok ciddi bir olay olduğunu anladım. Bu sefer ciddi bir olaydı. Yani SARS ve MERS gibi hemen böyle kapatılıp işte karantinayla çözülebilecek bir durum olmadığını sürekli grubumda da paylaşarak anlatmaya çalıştım. O zamanlar hatta biraz eleştiriler de oldu. İşte bizleri korkutma, işte neden böyle bir şey anlatıyorsun, ne olabilir falan diye. Ama dünya bir süredir biraz insan baskısı altında gerçekten bu oldu. Yani nasıl bizler şu an stres yaşıyoruz, endişe yaşıyoruz, dünyayı da öyle düşünelim, doğayı da öyle düşünelim. Ve aslında en mantıklı cevap, en çabuk cevap salgın hastalıktı. Yani hani konuşuluyor işte başımıza hangi felaketler 2020 yılında hangileri gelecekti işte hani uzaylı istilası, zombi gibi hani birçok şey de konuşuluyor böyle Evet. şeyler hani espri anlamında. Olabilecek yani dünyanın cevap verebileceği iki şey var. Doğal felaketler, kasırgalar, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar. Bu olabilecek aslında en mantıklısı, en olanı. Yani bir yerde ne denir? Deprem oluyorsa işte 100 yıl sonra aynı yerde deprem olma ihtimali yüzde şu kadardır der deprem bilimciler, jeofizikçiler. Salgın hastalıklara geçmişe baktığımız zaman çok büyük, çok daha kuvvetli salgın hastalıklar var. Bir veba salgını yani bu hastalığın belki 20 katı 10 katı tehlikeli bir zamandı. Yani Venedik'in 4'te 3'ünü bitiren işte Avrupa'nın nüfusunun neredeyse yarısını yok eden salgın işte İspanyol gribi Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren salgın olarak söyleniyor. Yani o kadar kuvvetli salgınlar var ki gene bunun gelme ihtimali zaten konuşuluyor. İşte raporlar var. İşte her sene böyle yayınlanan her ülkenin aslında bize belki aksedilmeyen devletlerin bildiği birçok raporlar var ortada. Geliyor çünkü bilgiler. Bilim adamları bu şekilde bilgi veriyor. Hani ben de bunu takip ederken hep paylaşmaya çalıştım ama tabii hep şeyi kontrol ediyor. Yani dikkat etmek lazım. Panikle işte bilgiyi ayırt etmek lazım. Böyle bir sosyal medyada bu admin denilen kişiyseniz bunu dikkat etmeniz lazım. Çünkü başınıza sıkıntılı yorumlar da gelebiliyor. Başka şeyler de olabilir. Hatta böyle birazcık yorumlara baktığımda sildiklerim de oldu. Yani dedim yanlış anlaşılır. Ama okulların tatil olma ihtimalini hep söylüyordum. Kendi kızımın öğretmenlerine ve birkaç öğretmen arkadaşıma Mart'ta okul tatili geliyor haberiniz olsun. Çünkü bu dünyaya yayılıyor diye kendi kişisel sohbetlerimde söylüyordum. Ve gerçekten tahmin etmediğimiz kadar ama yani bu kadardı benim tahminim. Yani bir okul tatili olabilirdi diye düşünüyordum ama hani bu derece bir durum tabii ki korkuyorduk, endişe ediyorduk ama belki tahmin etmiyorduk. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak, şimdi tabii bir eğri var, işte pik denilen noktalar var. Hep bunu takip ediyoruz, rakamlar her gün önümüze geliyor. İnsanlar yakınına gelmediği sürece rakam olarak görüyor. Yakınına geldikten sonra, çevresindeki bir insanda ya da çok sevdiğim bir insanda olduktan sonra artık o rakamların hiçbir önemi kalmıyor. Artık sizin hayatınızın gerçeği oluyor. Çok şükür şu an için yakınımızda yok ama dün akşam bir paylaşım yaptım. Sonra da sildim. Çünkü moral bozucu oldu, biraz yorumlar oluyor. İşin içine siyaset girmesini hiç istemiyorum ben. Hiç sevmem. Grubumda özellikle önemli konulardan biridir. Yani siyaseti hiç sevmem ama girildiği için sildim. Ama birçok yaklaşık bir ay önce aynı paylaşımda
pek vaka şeyi yoktu. Yani insanlarda böyle pozitif anlamında. Ama dünkü paylaşımda birçok insan artık çevresinde bunu yaşamaya başlamış. İşte komşusu, akrabası, annesi, babası, kendisi hep yorumlarda pozitif çıkmış. Ve artık hayırları görüyoruz. Yani bizim hayatımızın bir gerçeği şu an. Her an biz de dahil bu akşam çok iyiyiz. Yarın ateşlenip bir an çıkabiliriz. Bu ihtimal var. Çünkü hayatın içindeyiz, çalışıyoruz ve başımıza gelebilir. Ama çok ilginç bir konu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımla konuşurken yine espri yapıyorum. Şimdi 13 Kasım çok sıcak bir gündü. Yani biz iklimle de ilgilendiğimiz için 28 derece çıkan böyle çok sıcak bir gündü. Bir tuhaflık vardı. Yani böyle kısa kollu falan geziyoruz. Kasım'da kar bekliyoruz. Hani kısa bulduk. Kısa kollu geziyoruz. Arkadaşlarıma şey demiştim. Bak bu bir günün bir şey miladı demiştim. Yani bir şeyler var. Bugün olur dünyada. Haberiniz olsun. Gülmüşlerdi falan. Güldük tabii. Hepimiz güldük. Öyle şakasını. Şimdiki bazı şeylerde, bilgilerde görüyorum. 13 Kasım COVID-19'un başlangıç günü olarak kabul ediliyor. Yani ilk vakanın başladığı gün. Gerçekten dünyada bir sıkıntının olduğu. Zaten Kasım ayı, Aralık ayı, yani Ekim ayı, Ocak. Yani hem iklimsel anlamda çok sıkıntılı bir süreç. Kurak. Ülkemiz için, Trakya için çok kurak bir süreç. Türkiye için çok kurak bir süreç. Normallerin üzerinde yani kışı kış diyemeyeceğimiz böyle değişik bir süreç yaşadık. Hep bir tuhaflık vardı. Yani biz 2020'ye biraz böyle bir rahatsız edici bir şekilde bir şeylerin olduğunu hissederek girdik ve zaten Ocak ayında başladı. İnşallah Ne diyor mesela, takipçilerimizden de geliyor. Covid-19'un ön sezilerine göre ne zaman, şimdi önümüzdeki hafta pik yapacak diyor Sayın Sağlık Bakanımız. Sana göre yani bir ön sezin var mı? Ne zaman kurtulacağız bu illetten? o şu an benim gördüğüm sanırım bir durum oluşmazsa piki gördük yani üst seviyeyi gördük. O da işte 10 Nisan'daki hep birlikte işte ekmek alma o yasak ilk yasakla beraber yaşanan paniğin yaklaşık 6-7 gün sonra etkisini şöyle gördük. Bizim işte 14 gün deniyor ama bazı ben doktor değilim. İşte onu önce söyleyeyim hani ben gözlemlerimi söylüyorum. Bizim ülkemizde 6-7 gün olduğu söyleniyor kuluçka döneminin ortalama olarak ve hemen 16. 10, Nisan civarında da bir 4600-4700'ü değerler var. Sanırım oradaydı yani o olayların sonrası bir düşüş başladı. Şimdi bir grafik inceledim biraz önce. Yani gerçekten grafik birbirine paralel gidiyor. Hatırlarsanız 31 Ocak'taki programda da bir grafik göstermiştim size. Orada konuşmuştuk şöyle olacak rakamlar falan diye. O kadar olmasa da benzer bir durum oldu dünyada böyle bir işte aynı veba salgını gibi Çin'den başladı. Venedik'te, İtalya'da o bölgede birden yoğunlaştı. Milano bölgesinde, Lombardiya denilen bölgede. Ama ilginç bir tespitimi de söyleyip geçen gene bir paylaşımlarımda sordum yani sizler dedim hiç Covid benzeri bir rahatsızlık yaşadınız mı? Yani Ocak, Şubat aylarında daha bizde vakalar yokken yani 1200'e yakın yorum geldi. Bunun 1000 tanesi yani şu anki belirtilerle birebir aynı. Hani şunu düşünüyorum ben acaba hani Ocak'ta Şubat'ta böyle 40 bin testler yapılsa gerçekten böyle bir vakalar olur muydu, var mıydı? Yani sonuçta uçuşlar açıktı, insanlar girip gidiyordu. Hani böyle vakalar var mıydı bilemiyoruz tabii. Hani ilk vaka 11 Mart olarak açıklandı ve öyle kabul ediyoruz. Ama gerçekten rahatsızlıklara bakınca dünyada bununla ilgili tespitler var. Hani birçok Amerika mesela şey diyor. Yani biz Aralık ayında aslında başlamıştık çok ciddi zatürre salgınlarına. Hatta bir İtalyan doktorun bir açıklaması var. Diyor ki Kasım ve Aralık aylarında hayatımızda görmediğimiz kadar zatürreden ölüm yaşadık diyor. Yani bu aslında bir nevi Çinlilerin İtalya'da çünkü o bölgede çok Çinli çalışıyor. Başlattığına dair düşünceler var. Tabii bunlar şu an değil. Yani şu an biz bir tedavi ve kurtulma aşamasındayız ama daha sonra bilimsel çalışmalarla, yayınlarla bunlar ortaya konulacak. Hani bir yandan da aslında Amerika'da bazı üniversiteler yapmaya çalışıyor. Mariana gibi bir üniversite var Amerika'da. Bunlar böyle çalışmalar yapmaya çalışıyor ama göreceğiz. Yani gerçekten göreceğiz. Şunu diyorum yine bir esprili bir dilde bir yarasa çıkıp da bunu ben yaptım demediği sürece ben bütün komplo teorilerine açığım. Her şey olabilir yani konuşuluyor. Her şey aklımızın bir köşesinde. Ama önemli olan şu an benim tahminim Haziran sonuna doğru rahatlayacağız. Yani en İnşallah. azından dışarı çıktığımız zaman biraz böyle içimiz rahat edecek diye düşünüyorum. Yani vaka sayıları şu an
Çok ilginç. Çin 8 vaka açıkladı bugün ve 7 gündür ölüm yok. Kore 12 vaka açıkladı. Ölüm yok. İnşallah. Almanya, İsviçre gibi ülkelerde böyle 300'lü 400'lü rakamları düştü. Birden çok güzel düşürdüler. Bizde de düşmeye başladı. Hani böyle takip edince ben her gün bir site üzerinden yaklaşık ocağın 10'undan itibaren takip ediyorum. Yani o çıkışları, ilk vakaları hepsini kafamda oluşturabildiğim için özellikle Kore çok hızlı bir çözdü ve gerçekten 8 vaka 10 vakayla bu işi çok güzel götürüyorlar. Şu an tamamen temizlenmiş durumda. Çin ne kadar doğru söylüyor onu bilemiyoruz ama onlarda da bir düzelme var yani belli ki. İnşallah. Peki Ozan Bey, bu zamana kadar geçirdiğimiz hava durumu göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Mesela bir kuraklık olacak mı bu yaz ayında? Çünkü ne tam kış yaşadık, ne ilkbahar yaşadık, ne yaz yaşadık. Böyle çok değişik bir 2020 yaşıyoruz. 2019 yaşadık. Yani bu yaşadığımız hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl bir etkisi olacak? Çiftçiler soruyor, kuraklık var mı? Çok ciddi bir kuraklık var. Hatta hani skalada olağanüstü kurak dediğimiz bir skala kısmındayız. Zaten Tekirdağ ve Malkara, Şarköy o üçgen daha da yoğun. Biraz böyle Karadeniz'e yaklaştıkça biraz daha yağışlar artıyor ama yetersiz, çok yetersiz. Hani bizim Trakya'nın 550 milimetrelik bir yağışı var yıllık. Yani şu anki durum devam ederse böyle 300'lerde falan kalıp hani neredeyse Konya, Beyşehir, Iğdır civarındaki gibi ya da Ceylanpınar civarındaki gibi böyle kurak çöl yağış durumuna geçmek üzereyiz neredeyse. Ama bunlar dönem dönemdir. Şimdi Covid'den ayrılırken yani konuyu terk ederken şunu da anlatmak istiyorum. Oradan da metodolojiye geçeyim. Covid-19 süreci insanlık için tabii ki sıkıntılı bir süreç ama doğa biraz nefes aldı. İnsanlar çekilince çok ilginç olaylar var dünyada. Örneğin ilk şöyle diyeyim Venedik'teki kanallar bir kere berraklaştı mesela. Oraya balıklar geldi. Yunuslar hiç gelmedikleri yerlere Boğaz kenarlarına New York tarafında yani binlerce sürüler halde geldiler. Birçok şehirde yabani hayvanların girişleri var. İnsanlar olmayınca hayvanlar giriş yaptılar. Geziyorlar böyle sokaklarda geyikler, kangurular Avustralya'da mesela. Aslında hani insan ölümleri olmasa bu çok hoş tam böyle çevre mühendisi olarak benim hoşuma gidecek Yani şeyler. COVID-19 doğaya ve çevreye nefes aldırdı aslında Evet, evet, diyebiliriz. evet. Şöyle bir bilgi vereyim. Örnek mesela Amerika'da trafiğin azalması yani New York'ta özellikle trafiğin azalması %50 azalması sayesinde 2009 yılındaki ekonomik krizde %2 civarında bir karbon atımları azalmış, bırakımı azalmış. İkinci Dünya Savaşı'nda %5 civarındaymış. Şu an daha da yüksek bir derecede düzelme var. Yani bu Amerika'nın New York şehri en kirletici şeylerden biridir. Bunun bile düzelmiş olması yani böyle %10'lara yaklaşması karbon salınımlarında müthiş bir başarı. Çünkü ülkelere biz kendi aralarında böyle %1'lik %2'lik anlaşmalar için kavga ediyorlar. Yani savaş nedeni falan sayıyorlar. Yani biz kabul etmeyiz ederiz diyorlar birçok konuda. Yani bu rakamlar inanılmaz. %40'a %52 bütün Avrupa şehirlerinde azot oksit azalımları var. Yani bu gerçekten görüş mesafesini de arttıran ve özellikle de hava kirliliğini azaltan bir durum. Şu an bir geyik sosyal medyada dolaşıyor ama doğru İstanbul'dan, Çorlu'dan, Silivri'den Uludağ gözüküyor. Hopa'dan, Artvin'in kıyılarından Kafkaslar gözüküyor. Ama tabii ki Ankara'dan deniz gözükmüyor. İşte Eyfel Kulesi gözükmüyor. Bunlar tabii espriler Antarktika gözüküyor diye. Ama görüş mesafesi 300-400 km'lere kadar da çıkabiliyor böyle durumlarda. Çünkü havada artık engel olucu partikül yok. İstanbul'da da bir İTÜ profesörü var İsmail Töröz. Onun bir çalışması var. Ona göre trafiğin %30 azaldı. Yani şu anki gibi değil. Yani normalde evde kalın durumuyla %30 azalan trafik sayesinde 50 mikrogramlık yani metreküpteki 50 mikrogramlık partikül 30 mikrograma düşüyor. Bu da gerçekten çok çok istenilen, çok çok yani hoşumuza giden değerler. Kendi şehrim için söyleyeyim. Sabahleyin o ağır kokular gitti. Sabah çıktığımızda şu an güzel Evet. kokuyor. Kuş sesleri duyuyoruz ve beyraklaştı. Yani biz de denizi, Marmara Denizi'ni çok rahat görüyoruz buradan. Çevre anlamında güzel bir şey oldu ama şunu söylemek istiyorum. Demek ki insanoğlu birazcık baskıladı doğayı. Yani böyle bir salgına gerek yok aslında.
illaki böyle bir zorunluluk sayesinde biz çevreden bu kadar doğadan çekilmesek de bir şeyler yapabiliriz. Hem doğayı koruyacak seviyeye, optimum düzeye getirebiliriz. Bakın şu an hiçbir şekilde petrol kullanılmıyor artık neredeyse. Çünkü taşıtlar, uçaklar uçmuyor. Hani neden bu kadar yüklenildi, bu kadar doğaya baskı yaptık? Gerek yokmuş. Doğada bir cevap verdi. Karşılıklı galiba bir süreç yaşanacak insanoğluyla doğa arasında. Tabii biz geçen gün Ercan Bey'le birlikte Çorlu Deresi'ne de gittik. Gerçekten Çorlu Deresi'nin aktığı o kapkara su bile, kırmızı su bile açılmış. İşte dönem dönem bazı fabrikalar tatil, bazıları çalışıyor ama Çorlu Deresi bile nefes almış. Onu da buradan özellikle belirtmek istiyorum. Covid-19 her ne kadar bir illet olsa da işte böyle çevre açısından, temiz hava açısından da güzel yönleri var. Diyelim. Bu arada ben tabii Çorlu ve Trakya'nın çevre sorunlarıyla ilgili de konuşmak istiyorum bu canlı yayınımızda. Bana göre bir Ergene Nehri gerçeği var. Özellikle Ergene'de oturan vatandaşlarımızı çok etkileyen o koku gerçekten orada yaşamı oldukça etkiliyor. Ozan Deniz'e göre Çorlu ve Trakya'nın en büyük çevre sorunu nedir? Ya tabii ben Çorlu doğumluyum. Yani çocukluğum da Çorlu'da geçti. Hani 86-87 yıllarına kadar küçük yani kasaba durumda. 30-35 bin kişilik bir nüfusu vardı. Ki çünkü bilirim şehir dışına çıktıktan sonra o tabelalar benim ilgimi hep çekerdi. Hep nüfusları kafama böyle kaydetmişimdir. Tabii ki fabrika ve endüstriyel tesis sayısı oldukça ilerisi yok derece kadar azdı. İşte deri sanayi geldi, tekstil geldi, boyama geldi. Özellikle boyamayla beraber ve İstanbul'daki belli bir endüstriyel yükün üzerimize Çorlu tarafına taşınmasıyla çok yoğun bir kirlilik görmeye başladık. Yani toprağımız, havamız, suyumuz topluca kirleniyor ve insan da kirleniyor tabii. Yani bu kadar etken, birlikte kirlendiği zaman ne kadar siz arıtma tesisleri yapsanız, ne kadar gerekli filtrasyon yapsanız da kümülatif olarak sorun. Şöyle diyeyim. Her fabrikaya gittiğiniz zaman çıkış sularındaki değerler normal. Ama siz 1.000 tane fabrikanın çıkış suyunu belli bir noktada birleştirdiğiniz zaman o su siyah akıyor. Yani bir insana işte arıtma tesis çıkışındaki suyun değerleri uygundur. Biz bunu denize verebiliriz ne kadar derseniz deyin. İnsan, oradaki halk, oradaki amca, oradaki teyze, hala, çocuk o renkli suyu gördükten sonra onun temiz olduğu ilgilenmez. Yani oradaki hayvan canlı yaşamı var mı ona bakar. Ben bir yazı yazmıştım grubumda ve Ergene Deresi'ndeki hayvanları konuşturtmuştum. Yani işte böyle bir canlandırma yapmıştım. Tekrar da paylaşacağım onu önümüzdeki günlerde. Yani işte bundan 20 yıl önce böyle olmuş gibi anıları işte bu hayvanlar, kuşlar, işte balıklar falan canlandırıyordu. Gerçekten hani canlı yaşamıyor artık bu derede. Bir derenin içerisinde canlı yoksa hani ne kadar temiz olursa olsun kötü bir durum. Halim Hocam konuştuğumuz bir konu vardır her zaman. Der ki orası artık dere değil, kolektör. Ben bunu dediğim zaman da bana çok büyük tepki de gösterenler oldu dedi. Evet artık yani fabrikaların böyle bir toplama suyu gibi oldu ama son yıllar devletimiz bu konuda bir çaba gösteriyor, görüyoruz yani. Tabii ki olanaklar dahilinde bir şeyler olması gerekiyor. Şimdi herhalde bir kapalı sistemle bunlar toplanıp derinde deşarj şeklinde artık çevreden en azından insanlardan uzaklaştırılarak deşarj edilecek. Yani bu iyi bir düşünce yani olması gerekenlerden bir tanesi. Çünkü halk orada sıkıntıda yani tanıdıklarımız var çevremizde var artık her insandan birer kişi kanser oluyor. Çünkü oradaki çiğ, oradaki yağış, oradaki şey mutlaka bu dereden etkileniyor. Yani biz işte yukarıdan aşağı tam o garajın oradan kokuyu almaya başlıyoruz. Aşağıya kadar kokuyla beraber gidiyoruz. Yani oraya kadar giren partikül demek ki kanserojen olan kimyasal da bizim burnumuza, ciğerlerimize getiriyor. Ve özellikle 86 Çernobil faciasının etkileriyle beraber kanser riskin çok arttığı Trakya, Karadeniz bölgesi gibi bölgelerde bir de endüstriyel tesisler de eklenince biz sağlık anlamında gerçekten sıkıntı yaşayan bir ülke olduk. Yani verileri tam bilmiyorum ama hani duyduğumuz gerçekten yoğun bir kanser ölümleri var bizim Trakya'da.
Tabii bunlar işte dediğim gibi hem Çernobil'in devam eden etkileri hem buradaki endüstriyel tesislerin çok yoğun oluşu. Bir de hava kirliliği var. Aslında 90'ların sonunda kömürün doğalgazı geçmesiyle biraz çözüldü bu. Çorlu'da da böyle Ankara gibi çok ağır bir kömür yanması sonucu partiküllerden dolayı bir koku oluşuyordu. Doğalgaz bunu çok biraz rahatlattı. Buna çok yani minnettarız bu konuda. Çünkü en tehlikeli ve kanser yapan maddelerden biridir karbon ürünleri kömürden çıkan. Bunlardan en azından kurtulmuş olduk. Ama şu anda endüstriyel kuruluşların, tesislerin şeyi var, bir kirliliği var ve gerçekten burayı insanlarda şu etki olması çok kötü bir şehir için. Ben artık buradan gitmek istiyorum. Ya bu olmamalı. Yani ben Çorlu'yu seviyorum. Benim ailem burada. Ama çevremde duyduğum arkadaşım, eşim, işte akrabam diyor ki ben burada yaşamayacağım. Burası çok kirli. Ben işte Çanakkale'ye gideceğim. Ben Ege'ye gideceğim. Evet. Bu çok kötü bir şey. Yani burası yaşanacak bir yer değil mi artık? Yani böyle mi oldu? Bunun bir şekilde uzun vadede de olsa bir planlar yapılmalı. Yani bunu hep halkla beraber, devletimizle beraber bir planlar yapıp ya bunları biraz yayacağız ya çok ciddi fabrikalara gerçekten ciddi anlamda önlem aldıracağız. Elimizden geldiğince ve yeni artık taşıyamıyor. Çünkü bu bölge artık bu endüstriyel tesisleri taşıyamıyor. Yeni tesisi de almamamız lazım. Böyle kararlar gerekiyor. Dönem dönem böyle miniklere de dersler veriyorsunuz siz sosyal medyada takip ettiğim Evet. kadarıyla. Belediyeden mi görevli olarak gidiyorsunuz, davet mi oluyor? Bunun yanında ben de bazı kreşlere gittim işte 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde. Çocuklarla bir arada olmak çok keyifli. Onların dili daha farklı. Normal olarak gazetecilik değil de daha böyle onların anlayacağı dilden konuşuyorsunuz. Nasıl, keyifli mi geçiyor çocuklarla bir araya gelmek? Ben çok keyif alıyorum. Benim zaten annem babam öğretmen emeklisi. Yani çocukluğumdan beri öğrenci olaylarını çok yakın yaşadım. Onlarla beraber ikisi de öğretmen olunca beni yanlarına derse götürürlerdi. Hani öğrencilerle beraber ders işlerdik birlikte. Bir ablaların yanında onlar resim çizdirirlerdi işte hikaye okurlardı zaman zaman. Bu bende tabii bilincimde değişik böyle bir keyif verici öğrencilerle böyle öğretme aşkı oluştu ama öğretmen olmadım. Ama zaman zaman arası akademisyenlik süreci olacak gibiydi ama o da farklı bir yola seçtim. Memuriyet seçtim ve belediye diyeyim. Şöyle şimdi çevre müdürlüğü tabii ki bazı eğitimler istiyor. Ama bunlar belirli bir sınırda yani ambalaj atıklarının işte kullanımı ile ilgili okullara gidilmesi gerekiyor. Ama sosyal medyadan takip eden Çorlu'da öğretmen arkadaşlar, Tekirdağ'da öğretmen arkadaşlar ulaştılar bana ve 8-9 tane Ereğli'de yaptıysam eğitim, 20'ye yakına da Çorlu'da yaptım, Tekirdağ'da yaptım. Çünkü hani hemen bana ulaşıp, ben de kırmam asla, hemen çok keyifle çalışan yanındaki bir arkadaşımla beraber gitti, Hatice Hanım'la beraber gittik, eğitimler verdik, anaokullarına da verdik, kreşlere de verdik. Ama öyle bir şey ki, tabii ki liseye öğrenciye bilgi vermekle kreşteki öğrenciye bilgi vermek çok farklı. Farklı. Yani bir yandan orada lise öğretmeni olmak zorundasınız, bir yandan anaokul öğretmeni gibi olup böyle o kadar farklı anlatmanız gerekiyor ki çocuk bambaşka bir soruyu soruyor. Hatta bir tane şey diyor, babam diyor evde diyor çöpe diyor atmıyor diyor işte dışarı atıyor diyor, öğretmen diyor şikayet ediyor babasını. Çok ilginç şeyler böyle gülüyoruz falan. Bunları da yaşama çok keyifli ama yani ben gerçekten şu bu okula tatil olduğu günde bir okula gidiyordum. Yarım saat kala iptal oldu ve çok üzüldüm. Çünkü böyle bir gün öncesinden hazırlık yapıyoruz, hevesleniyoruz ama ondan sonra tabii bu süreçte biz de bekliyoruz bakalım. Başlar başlamaz tekrar devam edeceğim. Yine havadan doğadan devam etmek istiyorum. Ben de takip ediyorum sizi. Orada böyle çok güzel şiirsel böyle paylaşımlarınız da oluyor. Sanki böyle bir edebi kişiliğiniz de var. Biraz o yönünüzle konuşalım istiyorum. Vallahi herhalde özümde benim aslında edebiyat vardı ama işte annem matematik, babam fizik öğretmeni olunca dediler boş ver bizimle beraber sen devam et. O yüzden ben sayısalcı oldum ama yani özümde, içimde ait olduğum konular benim aslında edebi konular. Çok seviyorum gerçekten yazmayı, okumayı. Özellikle okumaktan çok yazmayı da daha çok seviyorum. Çünkü bir an böyle bir konuyla ilgili bir ilham denir, böyle bir şey yakalıyorum ve onun üzerine devam edebiliyorum.
Bir hikayem vardır. Çok ilginç. Hemen küçük bir anısını anlatayım. Beş Kitap Beş Şiir'de bir hikaye yazdım. Çok da beğenildi. Bir Alzheimer'lı kadının işte kocasıyla olan, ayrıldığı kocasıyla ilgili olan bir hikaye. Ona da böyle bir tatil yerinde kulak misafiri oldum. Bir kadın eşine şöyle diyordu. Arkadaşlarına şöyle diyordu. Ben eşim Alzheimer hastası ve gittiğimiz yerleri hatırlasın diye orada ona bir kitap almak zorundayım. Çünkü o kitapla hatırlatıyorum diye böyle bir konuşmaya şahit olunca kafamda böyle inanılmaz bir hikaye gelişti. Belki film senaryosu olacak bir hikaye gelişti. Ve bunu yazdım. Gerçekten de çok beğenildi. Böyle içimden geliyor, şiirler yazıyorum. Böyle özellikle doğayla ilgili, özellikle böyle çevreyle ilgili canlandırmaları seviyorum. Çok zorlanmıyorum. Yani böyle benim için hava tahmini gibi keyifli bir şey. Onu da yapıyorum. Bazen kalk uykum kaçıyor. Ya saat sabaha karşı böyle bir saat içerisinde bir hikaye oluşturabiliyorum. Özel günlerle ilgili şiirler yazıyorum. Onları seviyorum. Mutlaka her güne ait böyle bir hikaye, bir şiir, her aya ait bir şiir vardır. Başta böyle şey oluyordu. Bizim insanımız biraz böyle duygusallığa gidince dalga geçmek istiyor, hoşuna gidiyor. Ama sonra gerçekten içten gelen şeyler olduğunu anlayınca sevmeye başladılar böyle. Ve şu an ona talep de var. Yani ileride belki bütün hikayelerimi, bütün şiirlerimi birleştirip öyle bir ufak kitapta İnşallah. yapabilirim. Güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten severek, yani hem hava tahminimi hem bu yazılarımı keyif alarak ve severek yapıyorum, yazıyorum. Ozan Bey, tabii çok mesaj geldi gerçekten. Hiç okuyamadım ama bir soru var, onu okumak istiyorum, sormak istiyorum takipçimizin. İsmail Yılmaz yazmış. Kullandığımız maskeler doğada çevreye ne gibi olumsuz etki bırakır? Virüslü bir hastanın kullandığı maske çöpe atılıyor farkında olmadan. Bu konuda yorumlarınızı rica ederim. Tabii sokağa atanlar da var. Buradan da çağrımızı yineleyelim. Lütfen kullandığınız maske ve eldivenleri en yakın çöp kutusuna atalım. Evet, takipçimizin sorusuna Onunla gelirsek. ilgili bir kararname geldi. Kararnamede şöyle diyor. Hijyenle ilgili mendil, maske ve eldivenlerinizi kapalı bir odanızda veya balkonunuzda ayrı bir şekilde 3 gün bekletip ondan sonra çöp toplama araçlarına teslim edin ya da çöp konteynerine verin. Bize de, ben de temizlik işleri müdürü olarak bununla ilgili biz bir çalışma yaptık. Bütün kurumlara ayrı konteynerler, çift poşetli konteynerler dağıttık ve onlara bu şekilde talimat verdik. Aynı şekilde onlar da 3 gün biriktirip bize veriyorlar. Biz de alıyoruz, topluyoruz onları ayrıca. Bunu Çorum Belediyesi de o şekilde yapıyordur. Bütün belediyelere geldi bu kararname. Ve bir bekletme tesisinde, atık getirme merkezleri deniyor, çöplükten ayrı. Orada da 3 gün bekletilerek biz bunu normal tesislere veriyoruz. Yani yaklaşık bir haftaya yakın virüsün ölme süresi kadar, hani beden vücut bulamayan virüsün bir hafta içerisinde öleceği düşünülerek bu şekilde bir çalışma yapılmış ve biz de bunu uygulamak durumundayız. Bu bir kararname ve bu şekilde yapılmalı. Dinleyenlerden, herkesten şunu istiyorum. Dışarı atmayalım arkadaşlar. Çünkü onlar, bizde de virüs olabilir. Hatta virüs olmasa bile biz çevresel başka hastalıklarla taşıyabilir. Yani şu an hani COVID-19'a kanalize olduk ama birçok hastalık var. Hala devam ediyor bu hastalıklar. Yani domuz gribi var, işte tüberküloz var. Yani bunlar hep birçok insanda hala var. Ve bulaşma ihtimali de artıyor. Bunları lütfen poşete alarak 3 gün bekletelim balkonda ve ondan sonra ayrı bir şekilde teslim edelim. Belediyedeki arkadaşlar da bu konuda size bilgi vereceklerdir, yardımcı olacaklardır. Tıbbi atağa gidiyor zaten Tabii. bunlar. Bir Bunlar takipçi yazmış. toplanıyor. Ondan Yani sonra dediğim gibi. toplama tesislerinde, düzenli depolama tesislerinde ayrı bir şekilde toplanacaklar. Aslında daha gelişmiş yakma tesisleri olsa, hani bu anlamda çok fazla tesisimiz yok. Direkt oraya göndereceğiz. Tıbbi atıklar olarak değerlendirilebilir ama şu an o şekilde değil. Yani tıbbi atık olarak değerlendirilmiyor. En azından şu süreçte. Çünkü buna baş edilemez. Yani hastanelerden çıkan işte enjektördü, gene bu maskelerde eskiden tıbbi atık konteynerinde toplanır. Hala da öyle. Yani o şekilde toplanırdı ama biz şu anki maske ve eldivenleri o şekilde toplamıyoruz. 3 gün konusunu
işliyoruz o şekilde ve bilgi veriyoruz arkadaşlara da. Onlar da hafta... Şunun çağrısını yapalım tabii. Ben hani en yakındaki çöpe dedim ama yere atmaktansa oraya atmak daha mantıklı lütfen. Çünkü ben de sabah işe giderken yollarda maske, eldiven görüyorum. Bunları çok çöp toplayan arkadaşlarımız topluyor. Onlar da risk altına. Tabii çok çok risk altında. Zaten biz eğitimde verdik arkadaşlarımıza bu konuda. Özel kıyafetlerle alımları yapıyorlar. Maske mutlaka şart. Temizlik işlerindeki arkadaşlar bu konularda hassas olmak durumundalar. Bazen sıkılıyorlar, açıyorlar, indiriyorlar ama kendileri için, daha sonra da temizlik işleri için. Yani düşünün, bir vaka bütün temizlik işlerine yayılabilir. Çünkü bu arkadaşlar kapalı yerde de birlikteler ve bütün oradaki sistem çökebilir. Yani biz bir gün bile şu an durduramayız bu sistemi. Tek sağlık sektörü gibi, işkur çalışanları gibi, eczacılar gibi, şu an aklıma gelmeyen fabrikalarda hala çalışan arkadaşlar gibi, birçok kurum, kuruluş, market çalışanları gibi, şu an onlar da yoğun bir şekilde risk altında görevlerini yapıyorlar. Bütün bu sektördeki arkadaşlara teşekkür ediyorum öncelikle. Yani gerçekten çok önemli ve bunlar için grubuda tek tek teşekkürler de yazdım. 24 saatlerde çalışan, yani parça parça 24 saat çalışıyorlar. Bu süreçten bir an önce kurtulmak için herkesin üzerine düşen görevler var. Herkes dahil, öğretmenlerimiz de dahil. Gerçekten bu işin altından tuttular. Bu taşın altından ellerini koydular ve hep birlikte çıkacağımızı düşünüyorum. Birlik ve beraberlik zamanı, yani bu dönem. Evet, Engin Çelik, gerçekten bu konu önemliydi. Çok iyi oldu. Belediyelerin çöp konteynerlarının yanına ayrı bir maske ve eldiven atılmasını sağlayan ayrı bir bölüm olması gerekiyor demiş. Çok doğru söylemiş. Ozan Bey, siz Marmara Üniversitesi Belediyesi'nde nasıl korunuyorsunuz koronavirüsten? Mesela Çorlu Belediyesi bir dezenfektan tüneli koydu belediyenin girişine. Ereğli Belediyesi ne gibi çalışmalar yapıyor? Aslında Ereğli Belediyesi yakalamışken onları da soralım. Ereğli Belediyesi, Marmara Üniversitesi Belediyesi ilk koyan dezenfeksiyon tünelini ilk koyan belediyelerden biri. Hiçbir yerde yoktu. Hatta bize soruldular, bana da sordular nasıl yapalım diye. Sonra paralel olarak diğer belediyelerde kurdular. Artı maske üretimi de var bizim belediyemizde. Kurumlara ve kuruluşlara da gönderiyoruz. Halka elimizden geldiğince, yani maske olayı biraz bu gündem. Yani o konularda tam benim de bilgim yok ama bir şekilde her isteyene ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz daha ilk vakanın görüldüğü günden itibaren bütün sokak ve yollarda ciddi çalışmalar yaptık. Dezenfeksiyon, yıkama, belediye içerisinde hemen el dezenfeksiyon sistemlerini kurduk. Belediyemiz, başkan yardımcılarımız bu konu gerçekten hassastılar. Bizler de hassastık. Ve elimizden geldiğince, yani yapılabilecek olanlar var, yapılamayacak olanlar var. Yapabileceklerimizin hepsini yaptık. Ama benim bir sözüm var. Bir söz var, vardır ya işte, doğduğun şehir kaderindir diye. Arkadaş da kaderindir bu süreçte. Yani siz mesela Ercan Bey şu an pozitifse sizin de olma ihtimali çok yüksek. Yani belediyede çalışıyoruz, evet. İş yerlerinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız kaderimiz. Onlardan bir tanesine bir şey çıktı. Doğru. Bize de bulaşma, ama bundan kaçış yok. Yani bunu göze alıyoruz artık. Bunu kabul ediyoruz ve çalışıyoruz, ama korumaya da çalışıyoruz kendimizi. Özellikle kıyafet konusunda, dezenfeksiyon konusunda bütün personelimizi çok ciddi bilgilendirdik. Doktorumuz var bizim belediyemizde, iş güvenliği uzmanımız var. Onlar da sağ olsunlar sürekli bu konunun takibindeler ve birlikte minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ereğli'de biraz daha vaka sayısı düşük, orası biraz daha kamufle. Yazlıkçılar biraz geldiler, biraz taşıdılar ama yol kesilince, İstanbul trafik kesilince belli bir sayılarda kaldılar, izole edildiler büyük ihtimalle. Ben şu an Ereğli'de çok sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Çorlu biraz daha herhalde bekleyecek, biraz hareketli. O da düştükten sonra herhalde biz biraz daha rahatlayacağız diye düşünüyorum o anlamda. Ama koruyoruz, korumalıyız kendimizi. Yalnız hala dikkatimi çekiyor, onu da söylemek istiyorum. Artık burada halktan biri olarak bir fırına gittim geçen. Hala parayı alanla işte ekmeği veren kişi aynı. İnanın 5-6 tane ekmeği aldım. Hani kıramadım orada. Almıştım artık ve gittim orada. Bir hayvanların yiyebileceği bir yere koydum ekmekleri. Ve eve götürmedim. Çünkü yani insanlar da almaya devam ediyorlar. O kadar maskeyle girmişler. Hani çok tedbirli duruyorlar ama para tutan insanla
Hala ekmeği veren insan aynı olduğu bir ekmeği alıp da yemek hiçbirime içime vermedi ve bıraktım. Dikkat etmeleri lazım. Yani fırıncı arkadaşlardan özellikle bunu dikkat etmelerini söylüyorum. Marketler biraz daha düzene girdi bu konuda. Ama fırınlar biraz daha dikkatli olsunlar. İnsanlar bu anlamda risk yaşıyor sonuçta. Bu arada Aycan Akın, Ereli ve Çorlu'da korona testi konulan var mı demiş. Ben Çorlu için konuşacak olursam son açıklama vardı. Biliyorsunuz çok açıklama yapılmıyor. 120'nin üzerinde Çorlu'da tabii ki vaka var. Benim tanıdığım ve telefonla görüştüğüm dostlarım da var şu anda tedavileri süren. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ereli Devlet Hastanesi'nde korona kısmı yok. Sadece bekleme kısmı var. Orada test yapılana kadar pozitif çıkar hemen Tekirdağ'daki veya Çorlu'daki bir hastaneye yönlendiriliyor. Yani evet. Orada sadece belli bir ara durak gibi diye biliyorum ben. Hani böyle bir birim yok, yani tedavi edilen bir birim yok Ereli Devlet Hastanesi'nde diye biliyorum. Hani doktor arkadaşlar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde zaten evet. Testler yapılıyor. Evet, son bir sorum daha olacak. Çok da takipçilerimizi yormayalım. Bugün Ramazan'ın ikinci günü, o yüzden akşam yayınlarımızı saat 22'de yapacağız bundan sonra. Bazen Ercan Bey yapacak, bazen ben, bazen 17'de yapacağız, bazen 22'de. Tam böyle iftardan sonra şöyle ayaklarınızı uzatmışken bizlerle güzel bir yayın geçirmenizi sağlayacağız. Son bir merak ettiğim bir şey de var. Ozan Deniz, tabii dediğim gibi bir grupta yöneticisiniz. Yaklaşık 255 bin üye var. Mutlaka bir çevre mühendisi olarak ileriye yönelik hayalleri vardır Ozan Deniz'in. İleride Ozan Deniz'i nerede göreceğiz? Ne gibi bir hayali var? Aslında şimdi bir bilgi birikimi, bir tecrübe birikimi, insanlarla bir iletişim, yani seven sevmeyen tabii ki her zaman olacak. İster istemez bazen tartışmalarımız oluyor. Yani bazı insanların tam istediği gibi cevap alamadıkları, veremediğimiz çok oluyor. Yani ben bir kişi veya iki kişi, üç kişi olarak 250 bin kişilik bir grubun her sorusuna cevap vermem imkan yok. Bazen kızıyorlar, özelden de yazıyorlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama bazen de ters oluyor. Ondan hepsinden de affetsinler. Yani özür dileriz. Çünkü biz de bazen yani evde bir şey yaşarken oradaki yoruma o duyguyla cevap verebiliyoruz. Ya da işimize ilgili bir sıkıntı olurken tam anlamıyla onu güzel yönetemeyebiliyoruz ama kötü niyetimizden değil. Ben aslında şöyle bir süreç yaşadık biz. Büyükşehir Belediyesi böyle bir birim açmak istedi bir dönem. İklim ve kuraklık, hatta Halim Orta hocamızın, profesör doktor, böyle fikriyle başlamış bir olaydı. O zamanlar TESKİ Genel Müdürü'yken biz doktora çalışması yaparken o gidince ben zaten Yeşim Ahi hocama geçtim. Şu an doktor hocam değil benim ama o süreç döneminde böyle bir planımız, hayalimiz vardı. Bir şekilde o tam olmadı ya da olacak ama geçen gün Çevre Bakanımız bir şey açıkladı. Artık bütün ilçe belediyelerine ve Büyükşehir Belediyesi'ne iklim değişikliği daire başkanlığı ve müdürlükleri olarak birimler açılacak ve bunların bir yöneticisi müdürü olacak. Yani örneğin Çorlu Belediyesi'nde iklim değişikliği müdürü olacak. Büyükşehir Belediyelerinde de daire başkanlıkları olacak. Yani benim gibi arkadaşlar, benim gibi hani bu konuda hem akademik anlamda ilerlemiş hem de belki devlet memuru olması şartıyla beraber en azından yer bulacaklar. Kendi belediyemde memnunum, mutluyum. Güzel bir çalışma süreci yaşıyoruz başkanımla, başkan yardımcılarımla, çalışma arkadaşlarımla. Hani ona da zaten dedim, iklim ve iklim değişikliği ilgili bir birim olursa ben buna talibim zaten, o müdürlüğe. Çünkü yapabilecek, keyif alacak bir kişiliğim var. Tabii daha mesela bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir konuşma geçti. Bir olay yüzünden böyle bir gelir misin, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKOM biriminde böyle bizimle çalışır mısın dendi ama o süreç böyle bir askıda kaldı. Ben şu an grubumdan, işte amatörce bu işi para kazanmadan yapmaktan keyif alıyorum. Hani böyle bir beklentim benim yok ama birilerinin bir beklentisi olursa, hani Ozan Deniz'den faydalanalım, onun tecrübesinden, onun bilgisinden düşünürüm. Yani her türlü konuşuruz ama şu an daha düzgün
daha doğru, daha verimli tahminler yapmak için kendimi hala geliştirmeye devam ediyorum. Sizlerle iletişim kurarak halkımıza, takipçilerimize daha doğru bilgiler vermek istiyorum. Bir tek amacım yani şu an bu. Çünkü zaten kurumumda bir memur olarak, bir müdür olarak çalışıyorum. Ve bunun devamı işte başkanlarımız isterler, teklif ederler. Biz de konuşur düşünürüz. Ama biz pazartesi günü aslında kahve molası yapacağız. Orada mutlaka alacağız ama şimdi takipçilerimiz için önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Onu söyleyeyim. Şimdi aslında kötü birkaç gece yaşadık don anlamında. Eksi 2, eksi 3'e böyle kısa sürede olsa düştü. Özellikle Dubrovgaz çevresinde biraz hasar var bazı bağcılık faaliyetlerinde. Onu maalesef üzüldüm. Aslında olmaması gereken bir tarih. Yani Nisan sonunda böyle eksi değerler çok çok Evet. nadir yaşanır. 97'de yaşanmıştı, 2003'te yaşanmıştı. Şimdi yaşanıyor. Konumuz böyle Covid olduğu için çok yoğun bir şekilde çok da hani o konuya konsantre olamadı. Aslında bunlar çok konuşması gereken konular. Şimdi çıktık, o süreçten çıktık, ısınma sürecine giriyoruz. Trakya'da yarın öbür gün böyle lokal yağışlar var ama dediğim gibi çok çok ihtimalli yağışlar değil. Yani çok sürpriz olmasın. Hayrabolu'da, Kırklareli'de, işte Demirköy'de, Çorlu'da böyle bir hafif geçişler olabilir. Çok sürpriz olmaz. Ama esas yağışlı hava dalgası 2, 3, 4 Mayıs gibi geliyor. Hani o çiftçinin şu an beklediği, buğdaylar için beklediği yağışlar onlar gibi gözüküyor. O arada da yani yarın da işte ayın ikisine kadar bir süreçte hava güzel. Isınacak oldukça 20 derecelerde gidecek. 19-20'lere geliyoruz artık. O gece ayazı durumları biraz azalacak. Biraz şey diye düşünüyorum. Hani insan çekildi, fabrikalar durdu. Böyle iklim böyle şeye koştu. Yani kendi özüne doğru bir coştu aslında. Hani Ocak, Şubat'ta olsaydı herhalde böyle kardan falan geçirmeyecekti bu havalar gelseydi diye düşünüyorum. Şu an dünya biraz normale döndü aslında. Ama insanlar tekrar canlanınca, tekrar tam faaliyetler başlanınca, endüstriyel faaliyetler başlanınca büyük ihtimalle iklim gene eski o kötü halini alacak. Çünkü atmosferde kirleticiler olduğu sürece işte onu etkiliyor. Yani şunu da söylemek istiyorum. Hani Çorlu'ya niye kar yağmıyor deniyordu. Çorlu'ya niye eskisi kadar? Evet, fabrikaların etkisi var. Çünkü sınır değerlerde bir derecelik bile farklar. Oradaki kar yağışını yağmura döndürebiliyor ya da yağacak yağmuru işte yok edebiliyor. Ama şöyle bir durum da var. Büyük sistemlerde gelmiyor. Onlar geldiği zaman o fabrikaların falan etkisi de çok olmaz. Önümüzdeki dönem yaz biraz gene kurak bekleniyor. Yani mevsim tahminler o şekilde, onu da söyleyeyim. Biraz kurakta mücadele edeceğiz. Yani, halkımız nasıl Covid-19'da mücadele ediyorsa çiftçimiz de kuraklıkla mücadele etmek zorunda. İşte bu belediyelere gelecek olan birimler, daire başkanlık, büyükşehire gelecek daire başkanlıkları bunların önlemleri için hem çiftçiyle görüşerek hem önlemler alarak güzel bir süreç yaşatacak aslında. Çünkü çiftçi bilimsel anlamda bir yere kadar gelemiyor. Yani kendi şeyleri var, konuları var, çözümleri var ama bilimsel anlamda bazı çözümlere ulaşamıyor. Onları bu kurumlarla çözerek onların da daha verimli ürün vermeni sağlayacağız. Çünkü kuraklık da önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından biri, çok ciddi felaketlerden biridir ve tetikler. Yani hem salgın hastalıkları tetikler, hem felaketleri tetikler ve üretimi çok düşeceği için açlık ve susuzluk gibi sıkıntılar da oluşturur. Onu da ayrı bir programda böyle bir konuşuruz. Konuşuruz zaten. Ama Ozan Bey, kışın yeterince yağış almadık. almadık. Evet. Sanıyorum yazın da almayacağız. Bizi birazcık kuraklık bekleyecek. Allah çiftçimize yardımcı olsun. Sadece Mart sonu ile Nisan ayında biraz normale yakın bir yağış durumu oluştu. Ama Ocak çok kurak geçti. Yani olağanüstü kurak dediğimiz. Yani örneğin 80 kilogram düşmesi gerekirken 15-20 kilogram düştü. Şubat ayında 100 kilogram yağış düşmesi gerekirken metrekareye işte 20 kilo, 25 kilogram düştü. Böyle böyle. Hani yarısı değil, üçte biri, dörtte biri. Artık toprak cevap da vermiyor. Yani dipten de kökten de alamıyor bitkiler sıvıyı ve gerçekten artık verim de çok düşmeye başladı. Bir an önce iyi yağışlarla bunu telafi etmek lazım ama o da şu an şu Mayıs yağışlarından sonra nasıl olacak? Yani ilk hafta yağışlarından sonra nasıl olacak? Onu çok göremiyoruz ama kuraklık devam ederse ayrıca içme suyu alanlarında da sıkıntılar, yüzeysel Evet. sularda da sıkıntı olacak. Baraj göletler olursa bayağı işimiz zorlaşacak. Allah yardımcımız olsun diyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok Ederim. keyifli bir sohbet oldu. Son cümlelerinizi alalım artık yayınımızı kapatalım. Takipçilerimiz de iftarlarını açtılar. Onlar da biraz dinlensinler. Buyurun o zaman. Şimdi ben bir devlet memuruyum ve bu yüzden siyasetten hep uzak dururum ve kaliteye bakarım. Yani görüştüğüm insanlar, ya katıldığım radyo programları, demin ismini unutmuştum. Çorlu FM'de sağ olsun Serkan Bey programlarda yer verdi bana. Sizler verdiniz 3 yıldır. Siyaset gözetmeden sizlerle beraber olmaktan, çok kaliteli insanlar olmanızdan çok keyif alarak ben size elimden geldiğince bilgilerimi paylaşmaktan çok keyif aldım. Dediğiniz gibi siz benim ailem, ben sizin aileniz oldum. İnşallah sıkıntı olmadan böyle paylaşımlarımız devam eder karşılıklı. Bu programda olmaktan çok keyif aldım. Gelecekte de böyle takip ettiğimiz olaylar ya da iklimsel anlamda sıkıntılı olduğu zaman her zaman sizlere bilgi vermekten çok keyif alacağım. Teşekkür ediyorum bu Ben anlamda. teşekkür ediyorum. Evet, evden eve canlı yayınımızda bu akşam konuğumuz. Biz ona ailemizin çevre mühendisi diyoruz. Sayın Ozan Deniz, Havadan Doğadan grubundan yöneticilerinden Ozan Deniz oldu. Çok güzel konulara değindik. Çevreyi, iklim değişikliklerini, hava durumunu konuştuk. Ben tüm izleyenlere, tüm yorum yapan tüm takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Kamera arkasında Ercan Kılıçdaroğlu'nun emeği çok. Ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. O olmadan çok adrenalinsiz, sakin bir program oldu herhalde Ozan. Değil mi? Yani evet yani Ercan abinin soruları da güzeldir aslında. Artık programlarda böyle günlük yaptığımız programlarda acısını çıkartır diye düşünüyorum. Yani Bir sonraki yine programda Ercan Kılıçlı'yla mutlaka bir araya gelirsiniz. Ben tüm takipçilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.